Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Yirmi altıncı mektup, ikinci mebhas. Bu mebhas, bana daim hizmet edenlerin ahlakında gördükleri acip ihtilaftan gelen hayretlerine karşı hem iki talebemin benim hakkımda haddinden fazla üstü zanlarını tadil etmek için yazılmıştır. Allah Allah, çok acayip. Ahlakımda gördükleri acip ihtilaftan, acayip farklılıklardan. Yani insan mı bu kadar değişir? Ben görüyorum ki çok hoşuma gidiyor bu. Çok mevzuları hallediyor. Çok acayip. Yani hani ihlasta geçmişti. Şahsı hukukla umumi hukuk. Çok problemimizi çözdü. Yani bu mevzuyu ele almak, söylemek, söylememek vesaire. Onu çözme adına acaba bu şahsi hukuk mudur? Umumi hukuk mudur? Külliyatta layıkada hitap edilen veya yapma, yap denilen şeyler şahsi hukuk mudur, umumi hukuk mudur? Am mıdır, has mıdır? Böyle insan İlim sahibi olması bambaşka bir şey tabii. Şimdi burada da şahsiyette gözüken farklılıkları kendini tanıma adına bir ders. Dolayısıyla suizana kurtarır bu dersi bilmek. Vesaire çok mesele şeylerde insanı kurtarır. Bak ben görüyorum ki Kur'an hakimin hakaykına ait bazı kemalat o hakaika dellalık eden vasıtalara veriliyor. Yani Kur'an'ın dellalı, onun üzerinde Kur'an gözüküyor. Mesela dün akşam gözüktüğü mesela, Kur'an okunuyor, tesir ediyor. Kişi tesir etmiyor. Okuyanın ihlasına, okunanın ihlasına bağlı. Şimdi Kur'an'ın hakikatine mazhar olan zat, o kemalat, dellalık edilen vasıtaya veriliyor. Yani kemalatın kaynağı o oluyor. Hakikatla tarikatı da çözmüş oluyor bu. Şu ise yanlıştır. Çünkü mehazın kutsesi çok burhanlar kuvvetinde tesiratını gösteriyor. Onun ile ahkamı umuma kabul ettiriyor. Mehazın kutsiyeti çok değerlidir. Mesela sunuatta diyor ki, niçin alimlerin vaazları fazla tesir etmiyor, fakat tarikat şeyhlerin vaazları daha fazla tesir ediyor. Daha insan daha fedakar, yapamadığı pek bir şey yok. Mektubattaki hariç. Yani vaazların, nasihatlar neye tesir etmiyor? O 36. sayfa mektubattaki o mevzu hariç. Yani insanlara nasihat ederken yapamayacakları, olmayacaklarını teklif eder. Bu o değil. Ne diyor? Diyor ki, alimin nasihatına nispeten, vaazına nispeten bir dergâhtaki, çok cahil bir adam yani, cahil, o kadar da seviyesi yok. Bir dergâhtaki şefin daha fazla tesiri var. Niçin diye anlatırken sunuatta çok ilginç diyor ki, alim diyor Kur'an'ı şerh ediyor ve dolayısıyla o konuştuğu her kelimesi vesairesi kutsi değil. Kendi tilke-i karyasından, kendi ruh haletinden kopan kelime insanları o kadar tesir ediyor. Yani mehaz insan. Konuştuğu kelamın kaynağı
o adam. Fakat o şeyh ise, Allah Resulü şöyle buyuruyor. Peygamber böyle diyor. Hep mehazda konuşuyor. Ve onun kelamını söylüyor. Mehazın kutsiyetinden dolayı insanların vicdanlarında kutsiyeti, kutsiyet oluyor. Ve tesir ediyor. Cahil ya. Yani cahil hakikaten namazın hangi şartlarda bozulur bilemez. Ben biliyorum çok dostlarım var. Bizim bağımız yani. Bizim dostlarım. İslam'ın, Müslüman kardeşlerim benim. Biliyorum yani. Yani bunu söylerken. Yani bakıyorsun fıkıh bilmiyor. Kulaktan dolma bir fıkıh bilgisi var. Hukuk zaten hiç bilmiyor. Akaid'den zaten bir şey yapmamış. Ama çalışırken dergahta bulunmuş. Yani gide. O bulunduğu bir yere taşınmış. Orada da bu işi yapacak bir kişi olmayınca gidiyor, vekalet alıyor. O ilçede, o nahiyede, o kasabada vekil oluyor. Kimse olmadığında. Ama tesir ediyor. Bak hemen insanlar toplanıyor. Hani meziyeti yok. Şahsı bir meziyeti yok. Ama mehazın kutsiyeti var. Nedir o? Allah Resulü şöyle diyor. Değil mi? Aleyhissalatü vesselam. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor diyor. İnsanların vicdanı kutsiyete meyaldır. Çünkü fıtrattır. Fıtrat dini ya İslamiyet. Orijinal kanat gösteren değil mi? Evet. Ne vakit dellal ve vekil gölge etse, yani onlara teveccüh edilse, o mehazdaki kutsiyetin tesiri kaybolur. Bak, ne vakit dellal ve vekil gölge etse, yani onlara teveccüh edilse, o mehazdaki kutsiyetin tesiri kaybolur. Kutsi olmuyor. Mesela, burada uygulayalım. Okuduğum metinle kafa kaldırıp da izah ettiğim arasında dağlar kadar fark vardır vicdanınıza. Kafa kaldırıp da konuştuğum şeyi o metni vicdanınıza yakınlaştırmak içindir. Vicdanınıza giren bu cümledir. Bu sır içindir ki, sır. Bana karşı haddimden çok fazla teveccüh gösteren kardeşlerime bir hakikati beyan edeceğim şöyle ki, bir insanın müteaddit şahsiyeti olabilir. Bir insanın müteaddit şahsiyeti olabilir. Nasıl olur ya, insan bir aynı olur. Var Anadolu'da bizim memleket. Adam bir adam, bir tek olur, gözüktüğü gibi olur. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlakını gösteriyorlar. Mesela, büyük bir memurun memuriyet makamında bulunduğu vakit bir şahsiyeti var ki vakar iktiza ediyor. Makamın izzetini muhafaza edecek etvar istiyor. Makamında tevazu tezellüldür diyor. Yani bir makam var ki bir devlet makamı, bir ne bileyim kürsü makamı, hütbe makamı, sohbet makamı, orada bir şahsiyet olması lazım. O şahsiyet, o makamındır. Orası da izzet var, izzet istiyor. İzzeti muhafaza etme adına etvar istiyor, tavır istiyor. Mesela, her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür. Makamı tenzildir. Her ziyaret eden, yol geçen hanı gibi, belediye başkanı her geleni kabul ediyor. Yani konu sallasına giriyor. Nedir? Zelilliktir. Yani orada tevazu makamı değildir. Adam belediye, efendim benim bir işim var, şöyle olsa, estağfurullah siz daha iyi bilirsiniz. Olur mu ya, belediye başkanı böyle der mi? Yani makamın bir şeysi var ya. Mesela bak diyor, her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür, makamı tenzildir, aşağı indirmektir. Fakat kendi hanesindeki şahsiyeti makamın aksiyle bazı ahlakı istiyor ki
ne kadar tevazu etse iyidir. Az bir vakar gösterse tekibur olur. Şey ise evindeki makamı ise tevazudur. Ne kadar tevazu gösterirse evinde o kadar iyidir. Mesela evde böyle atör anam çocuk olmaz. Öyle olmaz. Orada makamı karıştırıyorsun. Bak, de, makamda bir makam sahibiysen makamdaki iktiza eden şahsiyet ve tavır farklıdır. Evde farklıdır. Evde tevazudur. Kucaklamadır. Bağrına almaktır. Yani bak ne kadar farklılık. Orada makamın izzeti var. Buyurun. İşte veya gelmiş bir valiye birisi. Efendim buyurun buyurun makamdan kalkıyor. Ya oğlum anladık bir kardeşim ya. Bir valilik makamı ya. Ama evde aynı vali misafir geldiği zaman buyurun efendim buyurun yer gösteririz. Aynı adam. Aynı adam. Şimdi nereye bağlayacak bunları? Ve hakeza. Demek bir insanın vazifesi itibariyle bir şahsiyeti bulunur ki hakiki şahsiyetiyle çok noktalarda muhalif düşer. Mesela insanın makam itibariyle bir vazifesi bulunur. Vazifesi itibariyle. Ama o vazifenin iktiza ettiği tavır, hareket vesairesiyle kendi hakiki şahsiyeti arasında çok fark vardır. Yani o zaman bunu tefrik edemeyen adam ne der? Şuna bak ya. Şuna bak, adama bak. Şu ders makamında ders yapan şu adama bak. Şunu yaptığına bak şimdi. Der. O, onun şahsiyeti yok olduğu gibi, çürütüldüğü gibi, elindeki hakikatta, bırak kardeşim ya bunları şu an. Anlattıkları da yok olur. Bak cehalete bak. Buraya bir şey koyacak bir şey getir. Buraya bir şey. Sandalyeye bir şey. Yastık olsa. Olur. Al şunu da istersen. Bak bir de okuyayım. Demek bir insanın vazifesi itibariyle bir şahsiyeti bulunur ki, hakiki şahsiyetiyle çok noktalarda muhalif düşer. Eğer o vazife sahibi, o vazifeye hakiki layıksa ve tam müsait ise, o iki şahsiyeti birbirine yakın olur. Ama hakiki şahsiyetiyle makamın şahsiyeti uzak olmaması lazım. Bir tıpatıp aynı olmaz da yakın olmalıdır. Birisi şahsiyetsiz bir insan vali makamına koydu. Birisi namazsız, niyazsız veya dinde lakayt, geçiyor din şeyde vaaz ediyor. Olur mu yani? Yani makamın şahsiyetiyle kendi şahsiyeti müthiş taban tabana çatışma var. Çatışmaması lazım. Aynı olmaz ama çatışmaması lazım. Temelde İttifak etmesi lazım. Eğer müsait değilse mesela bak bir nefer bir mışır makamında oturtulsa, bir maraşal makamında oturtulsa, o iki şahsiyet birbirinden uzak düşer, o neferin şahsı adi, küçük hasletleri, makamın iktiza ettiği âli yüksek ahlak ile kabili telif olamıyor. Şimdi bir neferi gittin, valilik müşir makamına koydu. General makamına koydu. Genelkurmay makamına koydu. Yani makama bak. Değil mi? Şahsiyetine bak. Bak bir nefer, bak bir nefer bir müşir makamında oturtulsa o iki şahsiyeye de benziyor bu. Çok ilginç tabii. Niçin Peygamber aleyhissalatü vesselam doğmadan önce annesini, babasını, küçükken annesini almış? Peygamber olduğu zaman babası olsa ne olacaktı? Mektubatta anlatıyor değil mi? Şimdi iki zıt şahsiyetle karşı karşıya kalacaktı Peygamber. Manevi evladıdır ümmeti. Babası da ümmeti olacaktı.
evlatlık makamı ile manevi pederlik makamı çatışacaktı. Azap çekecekti peygamber. Ne yani? Nasıl yapacak şimdi? Baba hürmet edecek. Peygamberdir bu. Ama evlattır. O da babaya hürmet edecek. Ne olmuş şimdi? Allah emir verme durumuna düşüyor değil mi abi? Evet. Tabi. Emir makamında geçecek yani. Şimdi neferin altına yüzbaşıyı verdi. Aynı zamanda ordudalar. Hem neferlik yapıyor. Aynı zamanda babasına babadır. Nasıl olacak yani? Peygamberin hanımı ümmetinin anasıdır. Gelini anası olacak şimdi. Babasına yani. O zaman diyor ki zıt duygularla beraber olur. Önce Cenab-ı Hak ne yapmış? Almış. Ne kadar hikmetleri var değil mi? Biz de üzülüyoruz, yetim kaldı işte. Yalnız yani bilemiyoruz. Bir sebebi de o yani. Bir sebebi de bu. Kaç sebebi varmış. Değil mi? İmaya. Mesela başka sebepler var da bu noktada bak. Evet. Bu noktadan bakın. Bak bir nefer bir müşir makamında oturtulsa o iki şahsiyet birbirinden uzak düşer. Neferle general, yani neferlik makamı nerede? Generallık makamı nerede? Makam bu. Yani şahsiyet de değil. Nefer ne oluyor hocam? Asker. Asker. O neferin şahsı adi. Yani adi derken şahsiyeti değil. Küçük. Yani ordunun en küçük efradı. Makam en yüksek. Ne ona halleri müsait, ne tavırları müsait, ne bilgisi müsait, ne duygusu müsait, ne mazisi müsait, değil. İşte bu bir çare kardeşinizde üç şahsiyet var. Birbirinden çok uzak, hem de çok uzaktırlar. Bak bakalım. Yani ustad dolayısıyla hepimize söylüyor bakalım. Üç tane şahsiyet. Ama birbirinden uzak ama çok uzaktırlar. O zaman demezler ki Bilal hocamı gördükten sonra, ya hocam ya bu koca ya Allah Allah ya bunu nasıl yapar? Yapar kardeşim, bu beşeriydi. Makamın iktiza ettiği şeye ondan niye arıyorsun o anda? Makam değil ki. Makamda değil ki makamın tavırları olsun. Şu anda bulunduğu makamın iktizasını yapıyor. Bak. Şu anda bulunduğu makamın iktizasını gereğini yapıyor. Gereği tavırları ve gerektiği gibi konuşuyor. Senin hayal ettiğin makam o makamın adamı değil şu anda. Ve o makam bunun değildi zaten. Biraz önce dedin yalnız ikisi birbirine uyumlu olacak tabii. Olacak etmiyor. Ama ona uygun olacak ki çatışma olmasın. Ama şeylerini, sıfatlarını, neticelerini ondan aramayacaksın. Oradan aramayacaksın. Birbirine kıyas etmeyeceksin. Tabii. Karıştırmayacaksın yani. Tavrı. Yakın olacak ama. Yakın olacak çağki çatışmasın. Burada onun iktiza ettiği tavırı ondan beklemeyeceksin. Mesela bak misal verecek şimdi. Mesela birinci şahsiyeti. Ustadın ve hepimiz. Kur'an-ı Hakim'in hazine-i âlisinin dellalı cihetindeki muvakkat sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. Bak. Bir de okuyorum yavaş. Kur'an-ı Hakim'in hazine-i âlisinin dellalı cihetindeki âli yüksek hazinesinin dellalıyım diyor, kapıcısıyım. Kur'an bir saray düşün. Dükkan, büyük dev bir saray. Onun kapısında dellalım. Dellal. Yani onu nöbetçi, sarayı tarif eden, yol gösteren ve malını tarif eden içerideki. Sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. Orada. O makamın iktiza ettiği bir vazife var. O vazifenin getirmiş olduğu bir şahsiyet var. O dellalın iktiza ettiği pek yüksek ahlak var ki, o dellalın, o Kur'an sarayın, Kur'an hazinesinin, yüksek hazinesinin dellallık olmak, dellalı olmanın getirmiş olduğu yüksek ahlak var ki, o ahlak benim değil, ben sahip değilim. Belki o makamın ve o vazifenin iktiza ettiği seciyelerdir. Yani o makamındır. Makamın iktiza ettiği seciyedir. Özelliktir, sıfattır.
Ben de bu nevide ne görseniz benim değil, onunla bana bakmayınız. O makamındır. Mesela bir misal vereyim, uygulayalım. Dershanede eğildi, dershanede ders yapan bir zat. Bir ders yaparken bir makamı vardır. Makamın iktiza ettiği tavır ve ahlak olur. Mesela adam geldi bir şey sormaya. Çok tadit defa rastladığımız olay. Hani sizin bizim bileceğimiz misallerden. Adam kafasında soru var, sormak istiyor. Soramıyor veya ders başlamıştır. Ama sormak istediği mevzu işleniyor. Adam ne der? Vay anasını ya. Ben kimseye demedim bu sorunu, bu derdini. Bu adam nereden biliyor? Vay anasını ya. Ne adam ya. Şimdi adamı şişiriyor. Hep onu anlatıyor. Mesela bir oldu şimdi. Şeyde vesvese dersini yapıyoruz. Kardeş sıcak su getir. Dursun. Şimdi vesvese dersini yapıyoruz. Soru soruyorum kendi kendime. Oradaki şeyi de dile getiriyorum. Yani orada geçiyor da o cümle. O cümle ama bir derdin ifadesidir. Ben derdi dile getiriyorum. Mesela şöyle olursa cümle okuyorum. Ondan sonra adam diyor ki Allah Allah, beni nereden biliyor ya? Hep aynı be kardeşim. Hep beni anlatıyor ya. Vay be, ne adam ya. Artık bu adam onun nazarına nasıl uçuyor, kaçıyor, geziyor. Bir şey diyor ya, zavallının birisi onu dile getiriyor kadar. Tevafuk etmiş. Ha, ama şahsen zavallı. Ama makam onu yapıyor. Makam yapıyor, doğru. Dediği doğru ama. Ondan değil. Ondan değil. Yani makam nedir? Şahsiyet-i maneviye var. Cemaatin bir şahsiyet-i manevisi yok mu? Şuurludur, akıllıdır. Geleni bilir. Biz onun bir azaları hükmündeyiz. Ayağı, kulağı, tırnağı, gözü. Değil mi? İnsan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı maneviliğin azaları hükmündeyiz. O şahsın içindesin sen de. Adam yeni gelmiş. Fakat bilmiyor böyle bir şey. O şahsiyet-i maneviye seni kaplamış. O seni yönlendiriyor bazı şeylere. Gelenin derdine doğru yönlendiriyor. İhtiyacı var. Mevla. Mevla yapıyor. Cenab-ı Hak yapıyor. Ama o adam ne der bunu bilmeyince, tefrik edemeyince? Allah'ın ne kulları var ya. Püüü. Ya benim kalbimin ta derinliklerindeki o mevzuyu nereden biliyor ya? Hey ya, ben Allah'a içimden küfür geliyor ya. Kimse diyemiyordu beni kafir diyecekler diye. Dediğini söylüyorum ha. Ya adama bak ya. Hep içim kanım. Vallahi bugün bir adama gittim. Olayı anlatıyorum abi. Yani tasvir etmiyorum. Aynı. Sonra duyuyoruz. Ben bir adama gittim. Vallahi içini var ya, içini. Harita gibi. Döktü. Ben bile bu kadar bilmiyordum. Evet doğrudur. Ama o insan değildir. Makamdır. Hüseyin kardeş, bir tane ocağa koyar mısın kardeş? Bir bak. Kaynar olsun. Kardeş, sıcak. Kaç aydan beri geliyorsun? Git, bir bardak kaynar. Yakmasın diye, fazla sıcak olmasın diye. Kardeş, gider yakar mısın bir bardak? Fırçayından kalmadı. Anlamıyor yani. İkinci şahsiyet. Hocam o esnada, özür dilerim. O esnada hocamız orada bir keramet mi gösteriyor? Ha, değil. Karşıdaki hani insan değil. İstemiş olduğu dersi mi sunuyor? Ha, hocayla alakası yok, onu şey demek istiyoruz. Adam öyle zannediyor. Adam öyle zannediyor. Peki kim onun derdini biliyor, onun kalbindekini, derinliklerini? O bizim bir cemaat var. Şahsi manevi. Şahsi manevi dediğimiz böyle cemaati komple temsil eden, o bir böyle şahsiyet var. Manevi şahsiyet. Manevi. O onun içini, onun içini görüyor. Tabi gösteren Allah, herkes de Allah tabi. Ondan sonra o şahsi manevi denilen o insan-ı kamil, o insanın içini
Allah'ın izniyle tabii onun özelliği nuranidir. Ne yapıyor? Görüyor. Dolayısıyla bu insanda azası ya, mesela şöyle diyeyim, içimden buraya kaldırmak geliyor, elimi böyle kaldırmak geliyor. Kaldırıyorum değil mi? Bu kime uyuyor? Benim irademe uyuyor. O şahs-ı manevi, o alem, o hal, benim fikrimi, kalbimi, ben organı oynattığım gibi, istediğim gibi, ceset bana tabi. Ben de o şahs-ı manevi cemaatin ruhudur. Her birimizde, her bir insanda azası hücresidir. Ve o benim beynimi ve kalbimi, duygumu, konuşma şeklimi yönlendiriyor. Mail bana tren rayı gibi yönlendiriyor bana. Böyle konuş diyor. Böyle konuşacaksın. O idare ediyor. Ne zamana kadar idare ediyor? Sen ne kadar o makamın içine girmişsen, evet, o makam seni idare ediyor. O makamdayken. Makamdayken ama her zaman değil. Her zaman değil. Bak şimdi, şahsa göre. Sen ne kadar ihlaslı, samimi, yani dusturlara uyuyor. Taklan değil, takvan varsa. Ne kadar sen bu şahs-ı manevinin azalığını yapıyorsan, o kadar o seni koruyor. Yusuf Aleyhisselam'ın zeliha meselesinde Yakup Aleyhisselam'ı temessül etmesi. Akıl hemen gözükmesi. Hemen geri çekilmesi değil mi? Esbab alemindeyiz. Ha şimdi bak bir daha söylüyorum. Her makamda olan da olur mu? Hayır. Kimde olur? O makamda oturan şahsın üç şahsiyeti var. Birbirine üç şahsiyeti ne kadar yakın olursa. İki, o şahs-ı manevinin o cemaatı temsil eden, insan-ı kamil denilen, cemaatın ruhu olan o hale ne kadar yakınsan, ne kadar dosturlara uyarsan, sen onun azasısın. Dolayısıyla onun ağzısın, senin kalbini yönlendiriyor. Yani mükemmel bir evliya gibi kadar girmesine götürüyor seni, yönlendiriyor seni, böyle konuşacaksın. Böyle konuşturuyor. Ondan sonra konuşan da sonra diyor ki, Allah Allah, ben bu konuya niye girdim ya? Ben nasıl konuştum? Ben niye girdim ki bu konuya? Bu ne işim var? Hocam devam et, Allah'ını seveyim. Yani rastladıklarını söyleyeyim. Hani bazen mübalağalı böyle Anadolu tabiri de hoşumuza gitmiyor. Ağzına kurban olayım hoca ya. Doğru vallahi. Meğer adamın içi yormuş yani. Sen de girivermişsin ama seninle hiç alakası yok. Hiç alakası yok. O ders yapan zat bunu bilecek. Ha, şahs-ı manevi yönlendirmiş beni. Bu ders verilmesi lazım. Bu sefer abi o zaman şey yapıyor değil mi? Mesela insandaki gururu da kırıyor. Ya bak bildim ya, ben tabii okudum, yaşıyorum, okudum, alimim, biliyorum, ediyorum. Aslında bildim, ha bende bir şey var demek. Tabii. Diye insan... Gururu ve kibir enaniyet olur. Gururu, kibiri kırıyor ki o şahs manevi beni bu yönde yönlendiriyor. Kendine mal ediyor. Cemaate mal ediyor. Evet. Ve doğrusu da bu, yani inansın diye öyle değil. Şahs-ı manevinin, hani dedik ya, ihlas derslerinde okumuştuk orada. Yukarıda. Senin güzel bir meziyetin var hocam. At ortaya havuza. Senin de bir meziyetin var. At. Senin de bir meziyetin var. At abi oraya. Senin de bir meziyetin var. At. At 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 at. Onunla teşekkür eden bir, o tabi geçmiş, gelecek. Allah'ın ilminde gelecek yok. Hepsi olmuş gibi. Hepsi var içinde. Hepsi var. Dolayısıyla o bir şahs-ı manevi oluyor. Bir cemaatin ruhu oluyor. Hepsi onda. O hepsidir ama hiçbir şey. Ha o buna inanacaksın, budur. Ona ne kadar yakın olursa, cemaatin ruhuna, cemaatçı ruhu, dusturlara ne kadar uyarsan, o zaman o senin şahs-ı manevi gibi bir manevi siyanet gibi korur. Haram demek istediğiniz değil mi hocam destur? Koruyor seni. Ondan sonra o herhangi o manevi şeylerden de koruyor. İkinci bir şahsiyet. Dolayısıyla hocamın dediği gibi gurur, kibir olmuyor. Niçin olmuyor?
Benim izzetim değil ki. Çünkü ona sorsa ki Allah aşkına ve ahirette sana gösterecek. Sen onun kalbini görmüş müydün? Yok. E peki niye üzerine aldın? Şeye benziyor bazıları. Milliyetçilik yapıyorlar ya. Menfi milliyetçilik. Yani Kur'an ve hadiste açık ve ifadesiyle yasaklanmış milliyetçilik var ya. Türkçülük, Kürtçülük, Lazlık, Arnavutluk vesaire. Mesela ne, ben de diyorum ki onlara. Sen Laz olmayı, Kürt olmayı, Türk olmayı kendi iradenle mi tercih ettin? Orada doğmayı. O anne babanın olmasını sana Cenab-ı Hak ruhlar halinde dedi ki ey Hasan, kim annen baban olsun? Bir dakika ya Rabbi bakayım. Seç. Ey kulum, baban kim olsun? Olmasın namus sahtekar. Bu yamuk adam, bu siyah adam, bu kısa boylu, bu dangarak ya, bu andara, takozdur. Biraz bana uygun. Hangisini seçecektin? Söyler misin bana? Allah aşkına şu andaki babanı seçer miydin? Nereden aklına gelecek? Nereden bilecek yani? Ben onu niye seçeyim ki? Peygamber varken peygamberi seçerdim ben. Seçmezdim. Ama Allah bana onu seçti. Peki nerede doğacağını, ey kulum dünyayı gez bakalım, ruhlar alemindeyiz. Nerede dünyaya geleceksin? Bu olmaz ya Rabbi, burası kutuplar. Uuu sıcak Arabistan. Bu falan, şurası. Sen mi seçtin? Yok, bu da demek Allah seçti. Peki nerede doğacağını seçen Allah, kimden doğacağını seçen Allah'ın hiçbirisi senin meziyetin değilken sen buna nasıl iftihar ediyorsun? Laz olmak, Türk olmak senin meziyetin olmadığı gibi o adamın içindeki soruyu tespit eden sen misin? Allah gizlilerin, en gizlilerini bilen Allah'tır. Seni görmeyecek, demeyecek mi sana? Senin meziyetin değil ki. İşte şuurlu olan insan o dolayısıyla vartadan kurtulur. Enanet, kibir, tuzandan da kurtulur. İkinci şahsiyet. Ubudiyet vaktinde. Demek ki birinci şahsiyet neydi? Hizmetkarlıkta. Kur'an'ın âli dükkanındaki dellallık yaparken orada bir vazifem var, kapıcılık. O kapıcılığın iktiza etmiş olduğu tavır ve şahsiyette ulvi bir şahsiyet gözüküyor. O sende gözüküyor ama senin değildir. Üzüm asmasında gözüken salkımlar bir parmak kadar bir kuru çubuğun meziyeti midir? 18. söz hatırladınız mı? 18. sözde kuru bir diyor çubuğun asma yani üzerindeki salkımlar nasıl ki asmanın meziyeti değildir? Senin üzerinde gözüken özellikler de senin değildir. Değildir. Kur'an işte öyledir. Değildir. Ama şu değeri var. Allah o çubuğu kullandığı için vesilelik kadar değeri vardır. Çok farklı çiçeklere saksılık yapıyor diyor toprak mesela. Toprak o zaman toprağın değil o güzellik. Değil. Ama biz o toprağı koruruz, tedbirini alırız. Ta ki neticeyi Cenab-ı Hak o sebeple halk ettiği için. Biz o sebebi koruruz. İkinci şahsiyet. Ubudiyet vaktinde dergah-ı ilahiye müteveccih olduğum vakit Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla bir şahsiyet veriliyor ki o şahsiyet bazı asarı gösteriyor. Mesela ubudiyet, kulluk yaparken, Kur'an okurken, namaz kılarken, yani şimdi bak şahsi bir ubudiyet yani, bir dellallık makamı, bir ders yapma makamı, hizmet makamı değil bu ikincisi. Şahsına döndük bak, ubudiyet vaktinde dergah-ı ilahiye müteveccih olduğun vakit, yani namaz ve Kur'an okurken sen, Cenab-ı Hakk'ın insanıyla bir şahsiyet veriliyor. Bir şahsiyet veriliyor ki, o şahsiyet bazı asarı gösteriyor. Yani o şahsiyet de bazı özellikleri gösteriyor. Nedir o? Okuyacağız. O asar, manay ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek, fark ve atını anlamak, tezellül ile dergah-ı ilahi iltica etmek noktalarından geliyor ki, yani o şahsiyet de, o şahsiyetin güzel halleri nasıl çıkıyor? Şunu anlamanla çıkar. Bir, o manay ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek.
kusurunu bileceksin bir. Çünkü bakın bu haller bir topraktır. Topraktır. Ne yetiştiriyor? Bazı istidat ve kabiliyetleri yetiştiriyor. Mesela kusurunu bilmek, aksini bilmek, o bilme hali, bak şimdi ifade edebilecek miyim? Kusurunu bilmek, aksini bilmek, naksını ve noksanlığını anlamak bir haldır. O hal bir topraktır. O topraktan bazı ulvi duygular inkişaf ediyor. Her bir duygu bir toprak gibidir, zemindir. Bir şeyin bir şeyi nemalandırıyor. Yani buna da sebap da diyebiliriz bu manada. Ebu Bekir radıyallahu anh muaraf neke marifet derken bunun üzerinden mi günah oldu yani bu şey üzerinden mi? Yani aslında itiraf etti, fakrini itiraf ettiği için Ebu Bekir oldu yani o toprak evet, üzerinden. Doğru. Kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak, tezellül ile dergah ile iltica etmek noktalarından geliyor ki, o şahsiyetle kendimi herkesten ziyade bedbaht, aciz, fakir, kusurlu görüyorum. Bak, herkesten ziyade kendimi diyor, en bedbaht, en aciz, en fakir, kusurlu görüyorum. Bütün dünya beni metü sena etse, beni inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemal. Bütün dünya, üstad, 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 sen çok büyüksün, çok... Bütün dünya böyle dese, beni inandıramazlar ki ben sahibi kemalim. Yani kemalat sahibiyim diye inanmam diyor. Yalan mı söylüyor? Beni inandıramazlar diyor. Ben çünkü beni biliyorum. Sen bana bir şey dedin hocam. Sen şöylesin. Ben de bir kendime dönüyorum bakıyorum, ama öyle değilim. Hocam öylesin. Değilim. Hakikaten izzeti, şerefim varsa, şahsiyetsizliğim, yalakalığım yoksa, diyor, bilirim, bilir, herkes bilmez mi kendisi? Değilim kardeşim öyle bir şey. Sen israr ediyorsun. İnandırabilir misin beni? Bugün sen bana dedin ki, hocam ya, bugün ben seni bizim camide namaz kılarken gördüm. Hayret ya, ne güzel namaz kıldırıyorum. Oysa ben kopsam ben, aklımda değil. Hocam ya yakma etme ya hocam gizlemeyin. Ya, sus lan sattık ya işte biliyorum da ben buradaydım. Ben buradaydım işte. Acayip bir şey. Hikaye anlatmıyorum. Bir tanesi bana aynısı. Hocam çarşıdaydım dedi. Biliyor musun? Dedi lan işte. Hocam ya. Ne acayip bir adamsın. Ne oldu? Ne oldu? Bırak şimdi şeyi. Ne oldu? Dün. Olduğumuz saat. Ya dedi, alışveriş yapıyoruz, dükkanın kenarına bir bakıyorsun bana gülüyorsun. Ya bu kadar boyla diyor. Oraya gidiyorum. Hasta ya. Lan sahtekar, atır lan. Atır. Ya anlıyor musun? Ne yapıyor biliyor musun? Şeytan öyle göstererek beşere fazla hüsnü zannettiriyor. Bak bir şeytanın tuzağıdır ha. Beşeri verilmesi gereken makamdan, hürmetten fazla hürmet ve makam verdire ne yapıyor biliyor musun? Kişiyi hakikattan koparıp şahsa bağlıyor. Hakikattan bigane oluyor. Şeytanın tuzağıdır. O kişiye de bir tuzak. Hani ona da tabii, ona zaten şeriatta yanlış ama hani suratına toprak atmak daha iyiydi. Hani bakın o şeytan nefis veya içine girmişse üç harfli. O insana çok muhabbet ettiriyor. Ta ki hakikati kendisi yürüyemesin hakikatta. İlle önünde bir şahs görecek. Şahsçılar var ya şahsçılar. Şahsa bağlı olanlar. Hep böyle olmuştur. Hep şahsı ileride görmek istemiş. Şahsız, önünde şahsiyet olmayınca gidemeyen insanların böyle fıtratları buna müsait. Hani kitapta diyor ki üç harfliler veya işte şeytanlar fıtrat bünyesi müsait değilse her bünyede bulunamaz. Bulunamaz yani. Böyle tiplerde çok oluyor. Yani şahsiyeti şeytan
veya mahluklar öne çıkarttırıyor, çıkarttırıyor, çıkarttırıyor. Bütün hakikatin kaynağı o. Sonra beşeriyetin de bir nakıstını gösterip dibe vurduruyor. Dolayısıyla o şahsiyeti çıkarttın havay. Hocam, hocam çıkarttın beni. Ondan sonra beşeriyetten, insanlığından dolayı bir hata, belki hata değil ama sana hata gösterdi. Belki de hatadır. İndirirsen beni, kitapla beraber indim yere bende. Benim de kitap vardı ya. Onun için ehli dalalet Kur'an'a hücum edemiyorlar. Resulullah'a direkt hücum edemiyorlar. Ne yapıyorlar? İlk önce onu tutanları, ona hizmet edenleri yükseltiyorlar. Hocam, sen konuştuğun zaman alem bana dark oluyor. Alemden aleme geçiyorum diyor yani. Lider yetiştiriyorlar da tabiri caizse. İlk önce lider yetiştiriyorlar. İtiyorlar. Tamam. Hakikati unutturuyorlar. Kitap yok. Her şeyin temsilcisi abi, oluyor. Abi, bizim meslekte abi, hocam, abi, hocam, abi, itiyor, itiyor. Bu arada Risale-i Nur kenarda. Pişt. Abi, pişt yapıyor Risale-i, çek o Risale-i. Abi giderse hapse Risale. Kardeşim canlı Risale bu ya, koy onu kenara. Benle rastladıklarımız. Ya ne kitaptan ders okuyacak kardeşim ya diyor, tamam bu. Bu canlı Risale ya, sıksan nur, nur, nur. Hiçbir şey kalmadı adamın. Adamı bir tutsak lider çıkartıyorlar. Hı. Sıktın sıktın nur. Ulan hiçbir şey kalmadı diyor. Hep nur olmuş adam. Bu adamın her konuşması nur be kardeşim diyor. Bu acayip bir tuzak. Kitap unutturuluyor. Dikkat edin, vaazların çoğusu da bu. Mehaz verilmiyor, kaynak verilmiyor. İnsanlara kaynak gösterilmiyor. Hocam, tamam sen yoksun. Vaaz da bitti, o da bitti. Ama bu adam dinlemek istiyordu. O zaman kitap seçilmiyor, hocalar seçiliyor. Bu benim hoşuma gidiyor, tabii. Bu benim hoşuma gidiyor. Halbuki mevzu ve kitap kaynaklar... O da öldü. O adam öldü mü? O da öldü. Lideri öldü, o da öldü. Öyle, öyle. Hikaye anlatmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, kitap unutturuluyor. Diyorlar ki bana, ne tamam anladık kardeşim ya. Bu kadar meslek meşrep üzerine niye duruyorsun? Anadolu'da gezerken aynı şöyle oluyor bazı yerde. Bir ders yapılıyor, imani ders. İkinci ders çaydan sonra, kardeş bir ders yap ben. Az bir 15 dakikalık bir ders yap, bir layık oku gidelim. Layıkalar o kadar itiliyor, önemsenmiyor. Oysa okuduğu imani mevzu kadar en az değerlidir. Belki de daha değerlidir. Servetler kaldırıyor. İmanı ve amenü ve aminu billah. Layık, kardeş şuradan bir 10 dakika bir şey oku kardeş, gideceğiz. Ya. Hadi bir şey oku. Tamam. Kim okusun? Ehli mi? Değil mi? Ver onu kardeşime. Ver ona bir şey okusun. Ver. Allah Allah. Bu makamın şeyi var ya kardeşim ya. Şahsiyetinle makamın şahsiyeti yakın olacak. Adam sabahtan aşağı ana sağlamış. Takla atıyor cemiyette, günahların içinde. Gelmiş, akşamda ders yapacak sana. Tamam yapsın ama aranızda en iyi takvası olan yapsın. En iyi külliyatı bilen ikinci derecedir. En iyi dini yaşamaya çalışan yapsın. Niçin? Belki ifade edemez ama o şahsi manevi en fazla o yakın. Takva değil mi? Tabi mesela çok acayip profesördür. Akşama okuldadır. Dershaneye geliyor akşam. Akşama kadar bir genç delikanlı vakıflık dershanede ömrü geçmiş. Ona yaptırmıyor dersi. Niye? Proftur ya. Doğru, o dahi konuşabilir. Ama fikir fikre, his ise fiil vicdana tesir eder. Unutmayın. Bak, fikir fikre, konuştuğu fikirler fikrime, hissi hissime, fiilleri yaşantısı vicdana, fedakarlık fiili yaşantısı insanların vicdanına tesir ediyor. Vakıfın fedakarlık elbisesi var,
gelenin vicdanını tesir altına alıyor. Hem de bidatlarla ders yapılıyor. Bidatlarla. Kravat, takke yok. Zaten şey de olmaz. Ondan sonra bir elinde kitap, kravatı ikide bir oynar kravatla böyle. Ama ya, ya cebime gidiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Oradaki vakıfta vakıfta orada duruyor. 20 senelik, 10 senelik vakıf orada bekliyor. Yani vakıfın vazifesi. Ha vakıfın vazifesi şu olmuş. Allah muhafaza etsin. Hizmetçi. O zaman hizmeti tutun ya. Şimdi parayla tutuluyor. Haftada bir geliyor hizmetçi. Her gün gelsin gibi. Ha çay getirir. Talebelerin hizmetini yapar. Kapıyı açar. Tuvaleti temizler. Vakıfa dur. Zannediliyor. Halbuki şahs-ı maneviyenin bütün şeyi belki onda... Onda o yakın. Şahs-ı manevi o. Şahs-ı manevi şifresini o girebiliyor. Hmm. Bakın bir daha söylüyorum. Fikir fikire eğer Risale-i Nur dersi, sırf fikirse profesör yapsın. O zaman burada ölçü çok bilen değil. Şahs-ı maneviyeye en yakın. Çok yakın, daha en yakın olan tabii, derse çünkü, makamına geçiyor, geçmeli. Şahs-ı manevi en yakın. Niye? Arkadaşlar... Vicdanlara tesir eden kutsiyettir. İlim değildir. Ayaklı kütüphanedir. Ama kutsiyet olmadığı için ölümün buradan aşağı inmemiştir. Adam ayaklı kütüphanedir. Belki de hafızdır ama namaz yok. Allah Allah. Namaz yok. Bilgi doludur. Evet. Fakat mesela adam amel etmiyor. Adam hocadır. Anlattık ya orada size. Hatırladınız o müfettişin değil mi camide? Ama para için adam o bölgedeki Müslümanları ispiyonlayabiliyor. Anladın mı? Para için yalan konuşuyor, şahsiyeti veriyor vesaire vesaire. Yani bir daha söylüyorum, rastgele bir cümle söylemiyorum. Çünkü bugünlerde okuduğum için vicdan okuyorum ya. Vicdanlara tesir eden ilim değildir, marifet değildir, kutsiyettir. Kutsi. Kutsi olmak. Kutsi haliyle, hilli, haliyle, hissiyle, tavriyle, sözleriyle, hareketiyle, şahs-ı maneviye yakın olmakla kutsiyet kazanılır. Mesela Geylani Hazretleri'nin şeyini biliyorsunuz. Hadisesini. O tavuk emeği. Tabii tasavvuf ehli. Biraz dersin başında da söyledim. Alimin sohbetine nispeten dergahtaki sohbet niçin? Kutsiyete daha yakın. Gelan Hazretleri konuştuğu zaman ey cemaati müslimin dediğince titrelermiş, alıyorlarmış. Cemaat böyle titrelermiş. İlmi kelam alimi var o zamanın. Ya bu normal sıradan bahsediyor. Adam ilimden bahsediyor. Öyle mi hocam? Gelan Hazretleri zamanında. Çıkıyor kürsüye. Zaten adını unutuyorum. Ama dev, mütebahir, okyanus gibi adam, ilmi kelam, alimi konuşuyor. Cemaat böyle mıymıntı bilmem ne. Allah Allah. Takip etmiş bu. Bir de cemaat olmuş bu. Geleni bir çıkıyor. Ey cemaati müslümin. Coşuyorlar, bağırmalar. Ey insanlar. Ulan daha bir şey demedi ya. Bayla baylana. Allah Allah. Ya ben hikaye anlatmıyorum ya. Baylan varmış yani. Gelenin sohbetinde bayılmayan sohbet yokmuş. Kişi yok mu ya? Bayılmadığı bir sohbet yokmuş. Mutlaka birkaç kişi bayılıyormuş. Abi bir şey söylemiştiniz. Fikir. Sonra ya bu nasıl böyle oluyor? Adam kutsiyet kazanmış. Ya çok iyi anlattığından bayılmıyor. Hayır. Yani. Çok iyi anlatmak değil, çok iyi yaşamaya çalışmak, o güzel yaşamayı şahs-ı manevi yakınlık, yakınlaşma nispetinde kutsiyet oluyor. O zaman senin vasıtanla aktarma oluyor, kablo gibi. Onlara, insanlara da... Yayılıyor bu sefer. Fikir fikre, his ise fiil, fedakarlık vicdana tesir eder. Vicdanı tesir altına alan fedakarlıktır. Adam şimdi 10-20 senelik bakın oturuyor. Adam gelmiş, anası almış, ağlamış, üniversiteden gelmiş, tamam yapsın da. Yani biraz makamı dikkat edelim yani. Ya neyin peşindeyiz? Oturuyor, takke yok,
çeşitli artist gibi ondan sonra oturmuş kitapta kravat, ikide bir kravat oynar. Arkadaşlar bir de espri yapar. Böyle ha ha ha. Risale'nin dersinin ha'sı olur mu ya? Yani sanki burada ahtap şey oynatıyoruz yani ha. Ne diyorlar buna? Bir eğlendirmek. Eğlendirmek için yani insan. Yani bir de kutsiyet perdesi var. Bir din, hizmet perdesi altında. Oraya girenler çoğusu gülmek için gülmüşsünüz. Bu da yanlış. Ha, kutsiyet mi kalır? Oysa hadis-i şerifte tebessüm var. Neyse değil mi? Mesela camide hutbede bir de. Ya hutbe hoca şey yaparken farzdır susmak. Çünkü hoca öyle bir dua gibi konuşuyor ki amin ettiriyor. Olmaz ki. Amin makamı değil ki. Konuşmayacak o. Teşhitte otur gibi oturacak. Yani öyle yani adeta onlar da çalışıyor. Onu ezberliyor yani. Nasıl yapayım da güldüreyim diye. Hokka basmışsın kardeşim sen ya. Ders mi? Derse bastamalık mı yapıyorsun? Aynadarlık mı yapıyorsun? Hokkabazlık mı yapıyorsun? Değil kardeşim. Kur'an'ın dellallığı makamında. Tabii canım. Evet. Şöyle düşünelim. Allah seni seyrediyor, perde açıldı. Allah Resulü seni seyrediyor. Bütün geçmiş ecdat seni seyrediyor. O dersi yaparken öyle hokkabazlık yapabilir miydi? Onların makamı. Onların makamı. Kur'an'ı diyor üç şekilde dinler gibi o. Cenab-ı Hak Cebrail'e talim ederken kenarda dinler gibi ol. Birisi talim Kur'an okurken. Cenab-ı Hak Cebrail aleyhisselama talim ederken sen de kenardan duyuyormuş gibi ol. Kur'an'ı dinlerken. Öyle hal ol. Sonra iki. Cebrail aleyhisselam Peygamber aleyhisselatü vesselama öğretirken kenardan duyuyormuş gibi hal tavır takın. Üçü üç. Peygamber aleyhisselatü vesselam sahabesine öğretirken sen de onların içinde imiş gibi ol. Allah Resulü açılsa böyle, gayb açılsa, Adem Aleyhisselam'dan bütün peygamberler, ustadlar vesaire, seni dersini seyrediyorlar. Ne yapar, nasıl ders yapardın? Nasıl konuşurdun? Nasıl tavır takınırdın? Ona layık bir hal almaya kaybettin. Öyle olur muydun yani? Bir şey adabı var da, her şeyin edebi var kardeşim. Ders de öğrenmeyebilirim. Tabii her şeyin bir adabı var. Denize girmiyorsun ki ya. Mesela namazda olduğunu savaştamazsın vesaire. Yani arkadaşlar sıkıntı tabii çok da sıkıntı iman etmek değil. Şahsiyet. Şahsiyeti şahs-ı maneviye yaklaştırmaya gayret edeceğiz. Bu şahs-ı maneviye yakınlaşmak. Bunlardan benim anladığım bu düsturlardı bu yani bunlar. Evet, düstur uygulamamaktan hizmetinin içerisinde dikkat edilmesi gereken evet. Ölçülerdir. Biz de madem böyle bir hizmetin içerisindeyiz, derslerle muhatabız, kitaplar okuyoruz. Tebliğ usulü var bak, Esasat-ı Nuriye'de. Evet. Bu üçte bir toplamış ya. Külliyatta tebliğ nasıl yapılır? Bakalım, aç bakalım hangi vasıf sıfatları taşıyor? Kardeşim ya biraz muhakemeli olacağız, muvazene olacağız. İlim sahibi çok olabilirsin diyor muhakematta. Çok bir şey. Ama muhakeme ve muvazene yoksa, tamam mı? Senin o ilmin başına beladır ve belaya sokuyorsun milleti. Muvazene ve muhakeme çok önemlidir. Muvazene ve muhakeme. Muhakeme ve muvazene ne demek? Bakın bir daha söyleyeyim. İlim sahibi olabilirsin. Dev, mutebahir, bahir gibi, okyanus gibi olabilirsin. Dev var. Ama muvazene ve muhakeme yoksa o ilimle zarar edeceksin, milleti de zarara sokacaksın. Onun için Cenab-ı Hak hepimize, ümmeti Muhammed'e, aslında nur talebine Cenab-ı Hak muvazene ve muhakeme versin. En fazla bana da versin. Ne demek? Muvazene besinden geliyor. Ölçülü. Ölçülü. Yani o şeyi, mevzuyu ölçüyle vermek. Yani kim, kime, kim bak, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, ne makamda, ne maksatta, hangi uslup ve tavırda ve hangi yerde ve makamda,
verileceğini iyi bilecek. Bu hem muvazenedir hem muhakemedir. Muhakemede o mevzunun önünü, arkasını, siyak, sibakını, cemaatin durumunu ve ortamın mahiyeti ve durumu ve bu mevzunun buraya mutabık olup olmadığını bilmek muhakemedir. Muvazene ise kim kime, neyi ne zaman o. Çok önemli, yoksa zarar verir. Eştat değil mi? İbn-i Sülidin'de vardır. Diyor ki Gazali Hazretleri, kişiye bütün İslam ilimler alabilir, zahir ilimleri. Terbiye, ahlak ve ilmi siyaseti almayana kürsüye çıkartılmaz. Hemen tabii soracaksın, ilmi siyaseti nasıl elde edeceğiz? Yani bu kim kime? Kastamonu layıkasından, Emirdağ layıkasından, Barla layıkasından, tarihçi hayattan, Sikey Tası Gaybi'den ve haseten 12. Şua, 13. Şua ve 14. Şua. Bu. Ama okurken kalem kağıt koy yanına. Ha bunu beceremiyorsun. İttihat yayınlarında çıkan oruçlar bir çıkarmış. Esasat-ı Nuriye. Risale'deki o dusturlar bir araya getirmiş. Hiç beşerin şeyi yok. Külliyata geçen paragraflar toplanmış. Böyle A4 haline getirilmişti. A4 ciltlenmiş. Risale'yi komple. Ha mesela orada neymiş? Tebliğ usulü. Başlık atılmış. Tebliğ usulüne dair külliyata geçen paragraflar. İttihat şeyde geçiyor. İttihat.com.tr'de olması lazım. İttihadı.com. Orada inşallah. Ben desturu soracaktım. Destur dediğiniz haramlar mı? Düstur. Ölçü demek. Kaide. Ölçü mü oluyor? Yani, evet. O başka bir şey. Evet. Düstur. Destura dikkat edilmesi dedi. Yani, düstur. Haram artık anlamış. Yani, düstur. Dil. Yani kaideler. Kaideler. Mesela tuvalete bile girerken bir kaide lazım. Domşuk gibi girersen ananı avlatırlar. Oradakiler. Orada tükürülmez, evledilmez, konuşulmaz, dünyevi ahiret konuşulmaz, çorap şöyle çıkartılır, paçalar şöyle sıralanır, tuvalette şöyle oturulur, şöyle istibra ve istinca yapılır vesaire. Bakın tuvalete bile cehaletle girilmez. Şimdi tebliğ ederken cehaletle olur mu? Cehalet mi öyle? Ha estağfurullah. Cahil olmak, bilmemek onu. Bilmeden tebliğ etmek. Bilmeden. Çıkmış. Mesela neye benziyor biliyor musun? Çok ilginç. Açıyor bir aşamaya gelmiş adam. Ha. Hadis kitabını. Veya Kur'an'ı. Hı? Oo Allah Resulü diyor. Ertesi gün işinde böyle yapacaksın. Resulullah böyle buyuruyor. Ulan Resulullah kim demiş, kime demiş, ne makamda, ne maksatta, hangi uslup, ifade ve hangi ortamda nuzul sebebi vesaire. Bu am mıdır, has mıdır, hususi midir, ahkam mıdır, irşat mıdır, ahlak mıdır, hukuk mudur, tefrik edemem. Ha işte hadis var. Kaynağım bu. Ya. Ondan sonra sana bir şey dedi, kardeşim bu buna uygun değil. Vay 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 Resulullah'ın sözleri uygun değil. Bir de senin şeyle hitap edecek. Çok acayip bir şey. Cahali, çok berbat bir şey. Mesela Peygamber Aleyhisselam şahsın haline, vasfına, konumuna, sıfatına, özelliğine yaptığı işe göre kenarlı bir sıfat şey yapmış. Başka bir aynı işi, başkası yapar ona farklı bir şey yapmış. Ona peki onu amdiği ki, umumidiği ki, hastır, hususidir eser. Yani acayip bir şey. İyi akşam da oldu mesela, bir nazir edeyim dedim, bütünle gitmeyin demiş. İkinci. Evet. Evet, çok doğru. Sen dedim, hacı git ki, bir daha git. Evet. Ötekisine hayır. Hacı ikinci gideceğin para hizmet aldı. Evet. Dersen aç. Abi, ilmi siyaset elde etmek için iki tane şey söylediniz. Bu ikisini de yapamazsa, o zaman hizmette yapanlarla beraber olunca da öğrenir değil mi? Tabii. Allah razı olsun. Güzel bir şey. Hoşuma gitti. Bak beni yönlendirdi. Çünkü herkes alışkın değil. Güzel bir şey. Araştırmaya, okumaya. Güzel bir şey yaptı. Alışkın değil. Allah razı olsun. Ha. Dedi ki, tamam bir insan her daim bunu elde edemez. Yani bu muvazene, muhakeme, dostlara hakim olamaz. Ne yapacak? Ha, hizmet ehlimanları ile, hizmet ehliyle beraber ol. Yani meşveret devam etsin. Beraber ol. Hizmet ehliyle beraber ol.
Mesela beraberiz. Yani bunlarla tabii ki bir insan çoluk çocuğu var, çalışıyor, ödüyor yani her edemez. Ama akşam geldiğin zaman dershaneye git. Onun için yalvarıyoruz. Allah için yalvarıyoruz. Derse git, kitap oku. Allah'ım tebliğ ediyorum şahattı. Bak bu gavur memleketinde, bak bu durumunuzda sizin esas iki vazifeniz var. Kitap okuyacaksınız ve kitap okuyacaksınız. Bak paramı istiyoruz. Bunu yapacağız. Üçüncü bir şey, bak dershaneye gideceksiniz dedik ya. Ha, hizmet elemanlarıyla, hizmetin şahs-ı manevisine yakın olacaksın. Hizmetin şahs-ı manevisi hizmet yerlerinde daha çok bulunur. Çünkü çarşı pazara diyor, şeytan bulunur diyor Peygamber Aleyhisselam. Siz diyor, en son giren, ilk çıkan olun. Çünkü şeytan bayrağını çarşı pazara diker. Ha, medreselerde gidin. Ha, dediği gibi sen kardeşim, bilemeyebilirsin. Tabi zamanı yok ve o kadar ilmin yok. Ustadın talebesi, ummi, tenekeci Mehmet Efendilerle yapmış dersin. Risale-i Tenekeci Mehmet Efendi, Mehmet Çavuş, Süleyman Çavuş, bunlar çiftçi, okuma yazması kısmen çoğusu Risale-i Nur'la öğrenmişler. Baka baka yazmışlar. Ama Cenab-ı Hak onları gübre gibi kullanarak oradan ağacı ortaya çıkarttı. Ha, hizmet edenlerle beraber ol. Bunu otomatik olarak öğreniyorsun. Anlıyor musunuz? Ha, çok güzel bir şey. Müstakil hareket etmeye bile kalmıyor. Kalmayın. Yani müstakiliyetini kaldırıyor. Evet. Yani kendin pişir, kendin ye de kurtarıyor seni. O biliyorsun Bolu Dağı'nda var. Kendin pişir, kendin ye. O zaman hizmet elemanına gideceksin. Hizmet, yani hizmet mahalliyle beraber hareket edeceksin. Neyse ikinci şahsiyet. Üçüncü şahsiyeti de okuyayım. Çok hoştu. Hakiki şahsiyetim yani eski saydığım bozması bir şahsiyetim var ki o da eski sahipten irsiyat kalma bazı damarlardır. Bazen riyaya, hubucaha bir arzu bulunur. Hem asil bir hanedandan olmadığından hisset derecesine bir iktisat ile düşkün ve pest ahlaklar görünür. Demek ki üçüncüsü, hakiki şahsiyetim, beşeriyet. Birincisi neydi? Dellal-ı Kur'an. Dellal-ı Kur'an'ım. Yani Kur'an'ın âli dükkanının kapıcısıyım, dellalıyım. Onu getirmiş olduğu özellik, şahsiyetler, sıfatlar var. Benim değil, oraya. Tamam. İkincisi, ubudiyet anında, namazda, Kur'an'a konuşurken. Tamam. Şahsi ubudiyetlerinde. Bunu uygulayalım. Bir, şu andaki benim şu makam, Dellal-ı Kur'an'ım. Yani Hasan'ın makamı değil. Değildir. Hasan'ın makamı değil. Barla da geçiyor 49'da. Diyor ki Hulusi abi, derse bakan bende bir tuhaflık oluyor diyor. Mesela siz de fark edersin. Derste hocayı Fatiha çıkıldıktan sonra ha diyor ki Ustad Hazretleri, yani şey Hulusi abi, yani ustadım derse bakayım bana tuhaflıklar oluyor diyor. Acayip. Bazen mevzunun akıcılığında celadet, cemal bir acayip şeyler oluyor. Usta da diyor ki, o makam, Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkate makamında bulunduğun için o hal sana aris oluyor. Senin makamın değil, senin o hal makamındır. Bak, Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkate makamında bulunduğun için o hal sana aris oluyor. Ha, tek uygulayalım. Şu anda Dellal-ı Kur'an olan Said'in muvakkaten makamındayım ben. Şahsım yok burada. Risale-i Nur'un ders yapıyoruz. Bunu bitirdiğimiz zaman yatsı namazını kılacağız. Namazda benim ikinci bir şahsiyetim var. Üçüncüsü, namazı da bitirdik. Burada dersten sonra çay içeceğiz. İşte sohbet edeceğiz. Beşeriyetim var. Yani kendim, o benim. Ötekilerin hiçbirisi benim değildi. Ama bende gözüküyordu. Bak, üçüncü şahsiyeti bir de okuyayım. Cumhuriyet'in verdiği fikirlerden bir tanesi şey, değil mi? Ya din meselesi kulla Allah arasında bir mevzudur. Ya. Fazla şey,
Onlar demek ki bu Müslümanın üç tane şahsiyetinden bir tanesini alıyorlar. Diğerini yok. Ubudiyet. O da tabii kendi mantıklarına göre kısıtlıyorlar. Vicdani bir meseledir. Bitti. Hayatta karşılığı yoktur. Din vicdandır. Ameli salih yoktur diyor şualarda. Din diyor ne diyor biliyor musun? Usta diyor ki din sırf vicdani değildir. Yani imani değildir. Aynı zamanda İslami'dir. Amenü ve aminü salih. İman ve salih amel. Onlar diyor bu salih amel yok. Din kalptedir. Salih amel de din. Dindir. Dinin cüzüdür. Üçüncü şahsiyeti bir de okuyayım. Hakiki şahsiyetim yani eski Said'in bozması bir şahsiyetim var ki o da eski Said'den irsiyet kalma bazı damarlardır. Bazen damar yani. Onun için bazen damarımız dokunur anlıyor musun? Yani bağırır, çağırmışsın böyle. Onunla deyince bazen riyaya tabi hubucaha makam düşkünlüğüne bir arzu bulunuyor. Yani kendisi böyle bir tavırda bulunmuyor da içimden geçiyor diyor. Bu damarıma dokundu o zaman nefsimin damarı var. Yani kendi hususi özel şahsiyeti. Beşeriyetine. Hem asil bir hanedandan olmadığından yani meşhur bilinen değil olsa orada şey çekiyor. Yani Musa Seyittir afiyet olsun. Seyittir. Asil bir hanedandan olmadığından hisset derecesi ve iktisat ile düşkün ve pes ahlaklar görünüyor. Yani şahsiyet noktasında size göre böyle pes ahlaklar gözüküyor. Yani üstad mesela en ufak bir şeyde böyle dikkat ediyor. Mesela tavuk. Onun tavuğu 3 tane yumurta yaparmış. Ondan sonra tekrar kuluçkaya iki tane yapmış. Üçüncü yapmaya giderken ustam sopayı alıp tavuğu kovalamış. Demişler ustadım ne yapıyorsun? Bu dedi benim iktisadımı bozuyor. İki tane getirdi rahmet hazinesinden vesile oldu diyor yumurta. Üçüncü yumurtlamaya gidiyor diyor. Onun için kovuyor oturmasın getirmez. İktisadımı bozuyor diyor. Tavuk. Evet. Ben olsam ne yapardım? Daha iyi yer yapardım. Buraya otur. Dikkat et. 4-5 aman ha. Mümkünse daha fazla. Bu akıl alır mı ya? Sopayla tavuk kovalıyor. Yapmasın diye. İktisadımı bozuyor diyor şimdi bu sefer. Ben ne yaparım? Acayip daha aklım almıyor. Bir tane daha aynı tavuktan. Bir tane aynı tavuktan hariç. Ona öyle bir yerler yapardım ki oradan geçenlere sıkma tavuk var. Sopayla kovalamak mı? Ey kardeşler sizi bütün kaçırmamak için bu şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve sui hallerini söylemeyeceğim. İşte kardeşlerim ben müstahit ve makam sahibi olmadığım için. Ama sen ustadın makam sahibi. O makamın makamıdır. Şu şahsiyetim dellallık ve ubudiyet vazifelerindeki ahlaktan ve asardan çok uzaktırlar. Yani dellallık ve ubudiyet şahsiyetimden bu şahsiyetim çok uzaktır. Onun için ya bu adama bak ya bir de kocadır ya bunu nasıl dedi bunu yaptı demeyin. Sokaktaki insana da hocadır, cam hocasıdır, dershane ehlidir, nur talebesidir, bir cemaat mensubudur, tarikatçıdır, şudur budur. Yani onların gördüğün hallerini işte onun için tedavi edecek bu ders çok önemli. Niçin? Ya bunu nasıl dedi ya, bunu nasıl yaptı demeyin. Beşeriyeti var onun. Benim imtihan olduğum şey var ya imtihan. Okyanusta boğuşuyorum. Fırtına var da kulaç atıyorum suda. Boğuşuyorum. O benim okyanusum, imtihanım, akabem. Senin tabağa, topuğuna bile gelmemiş. Topuğuna. Hiçbiri ilgilendiriyor. Değil bu olma. O suyun yüksekliği topuğuna bile gelmemiş. Ama senin imtihanın beni hiç ilgilendirmemiş. Senin o İmanı kazanma ve kaybetme kadar ciddi olan o imtihanın akaben, o fırtına beni bile hatırıma gelmemiş. Hiç imtihan olmuyor. Dolayısıyla herkesin akabesi imtihanı farklıdır. Benim imtihan olduğum şeyde sen imtihan olmayabilirsin. İmtihanı değildir. Beni gördüğün zaman düşe kalka gidiyorum. Ya Allah Allah ya bu adamı şey biliyorduk ya şuna bakıyor şunu yaptın. Deme benim imtihanım o. Herkesin zaafı ayrıdır. Farklıdır. Ondan sonra şahsiyet ayrı. Ondan sonra iki şahsiyetle birleştirme. Cahil adam bunu bilmediği için o tarikatçıyı, o dine mensup olan şahsı, o nur talebesini veya o vakıfı
beşeriyetteki pes ahlakı diyor. Yani yeme için adab vesaire. O ders makamı veya ubudiyet makamının iktiza ettiği hallerle şey yapılmamalı. Yani buna hasreten rica ediyorum. Kişilerin hareketlerindeki suyu ahlaklar, suyu edepler, eksiklikler belki değildir ama sen öyle görürsün belki de eksiktir. Öyle olsun. Bunu lütfen üçüncü şahsiyetine verin. Onun iki şahsiyetiyle asla bağdaştırmayın. Çok zarar verirsiniz, zarar edersiniz. Muvazenesizlik bu işte. Muvazenesiz bu. Muvazenesizlik budur. Yani ölçüsüz yargılamaktır. Muvazene, vezin, tartısız, ölçüsüz. Bu insanın hangi şahsiyetinden kaynaklanıyor? Eğer Kur'an'ı ders yaparken, sen ders yaparken şeriata ve Kur'an'a ve Risale-i Nur'a muhalif ederse tamam. Ha, demek ki bu makamlardan sıyrıldıktan sonra beşeriyet noktasındaki durumunu karıştırmayın. Bazılarına diyorum ki sen dua et, yat kalk dua et. Resulullah zamanında değilsin. Niye hocam? Çünkü sen Resulullah zamanında olsan bile ona bile kusur bulurdun. Çünkü senin ruhun kusur görmek sanki için yapılmış. Her şeyde kusur görüyorsun. Peki kusur değil. Gözlüğün karanlık. Gözlüğün siyah olursa her şeyi siyah görüyorsun. Ola gözlüğü bir çıkar bak böyle. Siyah değil ona. Sen Resulullah zamanında olsaydın onda da kusur bulurdun. Çünkü ruhun böyle olmuş. Çökmüş. Onun için lütfen herkesin birbirinize, niçin ısrar ediyorum? Birbirinize bakış tarzımızı temin ediyor. Herkesin akabesi, imtihanı, herkesin zaaf noktası farklı farklıdır. Seni hiç ilgilendirmeyen onun en büyük meselesidir. Onun için bunu bileceksin, bilmen lazım. Sen geçen gün anlattığın gibi kendinden çıkıp onun içine girip yüzünden bakmak. Hem de Cenab-ı Hak, dahi hak, raka biliyet şartinist. Kaydesince, Farsça, Cenab-ı Hak merhametkârane kudretini benim hakkımda böyle göstermiş ki, en etna bir nefer gibi bu şahsiyetimi en âlâ bir makam-ı muşiyet hükmünde olan hizmet-i esrar-ı Kur'an'ede istihdam ediyor. Bak ne diyor? Cenab-ı Hakk'a merhametkârane, Cenab-ı Hak merhametkârane kudretini benim hakkımda böyle göstermiş ki, nasıl göstermiş? En etna bir nefer gibi, asker gibi iken bu şahsiyetimi, beşeriyetimi en âlâ, en yüksek makam-ı muşiriye, maraşallık makam hükmünde olan hizmet-i esrar-ı Kur'aniye'de istihdam ediyor. Neferlik iken şahsiyetim Cenab-ı Hakk'ın merhametindendir ki maraşal, maraşallık makamında hizmet ettiriyor. Yüz binler şükür olsun. Nefis cümleden sufli, vazife cümleden âlâ. Nefis cümleden sufli, yani nefsimiz herkesten aşağıya ama omuzumuzdaki vazife her şeyden üstün. Bazen tevazu ederken şahsiyetin adına tevazu edebilirsin. Hizmetin makamından tevazu edemezsin, cinayettir. Mütekelim-i vahde olsa musaması amali salihtir. Mütekelim mal gayrı olsa musaması amali talihtir. Cinayettir, hıyanettir. Mektubat, sözler, lemahatta hakikat çekirdeklerine geçiyor. Yani şahsı hukuk, umumi hukuk. Bak, nefis cümleden etna, sufli. Nefis cümleden aşağı. Herkesten aşağıdır benim nefsim. Çünkü senin nefsin beni cehenneme sokar mı? Yok. Ve beni cehenneme sokan nedir? Benim nefsim. O zaman benim nefsim herkesten aşağıdır. Bana göre. Çünkü benim en büyük düşmanım o. Benim, senin nefsin benim düşmanım değil ki. Benim nefsim benim düşmanım. Senin nefsin benim düşmanım değil. O zaman bana göre benim nefsim en sufli. Ama omuzumdaki vazife asla kainatta ne büyüktür. Bu omuzlara konulan hizmet-i imaniye ve Kur'aniye. Orada tevazu yok. Elhamdülillahi, elhamdülillah, hâzâ min fâdî Rabbi. Allah hamdolsun ki bu Rabbimdendir. Rabbimin ihsanıdır demek. Demek ki o şahsiyetleri karıştırmamak lazım.
Karışan adam, karıştıran adam karışık adamdır. Bu çok mühimdir. Birbirimize Allah'ın bakışıyla bakınız diyor. Allah'ın bakışı da nedir? Muvazeni amandır ve ölçüsü de bu iç şahsiyettir. Ve muvazeni aman nedir? Hasenat seyyat. Ve bu üç şahsiyetsiz, bu bilgisiz bakmak insanı cinayete sokar, gıybet ettirir, haset ettirir, suizan ettirir. Cemaat içinde sıkıntı budur. Cemaat içinde sıkıntılar bu gibi en büyük sebep budur. Bugünkü dersten kaynaklanıyor, bilinmemekten kaynaklanıyor. Atıflarıyla okumadım ki uzun olmasın diye. Kendi şahsında kaldı. وآخر دواب من الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات